Pazar günü Kubbetül İslam olan Ahlat'taydık. Anadolu'nun tapu senedi olan Ahlat'ta hem gençlerimizle kucaklaştık hem de çok kritik mesajlar içeren önemli bir birliktelik fotoğrafı verdik. Devlet, millet bir olduğumuzu, teröre ve bölücü emellere karşı tek yürek, tek bilek olduğumuzu Ahlat'ta çok net biçimde ortaya koyduk. Ertesi gün Malazgirt zaferimizin 953. sene-i devriyesini her yaştan, her kökenden binlerce vatandaşımızın katılımıyla gururla idrak ettik. Sultan Alparslan'ın ve kahraman ordusunun bize emaneti olan toprakları ebedi vatanımız olarak koruyacağımızı orada bir kez daha ilan ettik. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde dualarla, marşlarla yine büyük bir coşkuyla kutladık. Dün Kara Harp Okulumuzun hem mezuniyet sevincini paylaştık, hem de inşası tamamlanan yaklaşık 1500 kişi kapasiteli camimizi ibadete açtık. Bugün önce Deniz Harp Okulumuzda Bahriyelilerimize diplomalarını takdim ettik. Şimdi de sizlerin mezuniyet heyecanına ortak oluyoruz. Hava Harp Okulumuzdan 183'ü Türk vatandaşı, 14'ü misafir ülkelerden gelen toplam 197 öğrencimizi mezun ediyoruz. Biraz sonra diplomalarını vereceğimiz tüm teğmenlerimizi tebrik ediyorum. Hudutsuz göklerin pervasız kartallarına görev yerlerinde Rabbimden üstün başarılar diliyorum. Teğmenlerimizin yetişmesine vesile olan ailelerimize, komutanlarımızı ve hocalarımızı şahsım, milletim adına canı gönülden kutluyorum. Bugünkülerle birlikte son 8 yılda Hava Harp Okulumuzdan mezun olan evlatlarımızın sayısı 126'sı misafir olmak üzere 1379'u buluyor. Sutasak mezunlarımızı da dahil ettiğimizde okulumuzun toplam mezun sayısı 1462'ye ulaşıyor. Sadece 8 yıl gibi kısa sürede geldiğimiz bu noktayı çok önemsiyoruz. Dün de ifade ettim. Bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri bir ordunun karşılaşacağı en ağır imtihanlardan birini olabilecek en az hasarla atlatmayı başarmıştır. Yaklaşık 40 yıl boyunca habis bir ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık. Ordumuzu her alanda daha da güçlendirdik. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden yalnızca 40 gün sonra Fırat Kalkanı harekatını yapmak suretiyle devletimizin tökezlemesini, zayıflamasını, sendelemesini bekleyenlere çok önemli mesajlar verdik. Ardından Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Mağar Kalkanı harekatlarıyla Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine ölümcül darbeler indirdik. Gavar'da bu darbeyi vurduk. Tendürek'te bu darbeyi vurduk. Besler Deresi'nde bu darbeyi vurduk. Ve terör örgütleri kaçacak delik arıyorlar ama bulamayacaklar. Libya'da darbeciler karşısında meşru hükümete verdiğimiz destekle kardeş Libya halkının
daha büyük acılar yaşamasının önüne geçtik. Somali'den Katar'a kadar ihtiyaç duyulan her yerde dost ve kardeşlerimizle dayanışma halindeyiz. Son iki yıldır da pençe harekatlarımızla Irak'ın kuzeyindeki terör bataklığını kurutmaya çalışıyoruz. Azerbaycan'ın Karabağ'da Azeri kardeşlerimizle birlikte orada da yine bütün evet Azeri kardeşlerimize düşman güçleri tamamıyla yok ettik. İnşallah çok yakında buradaki hedeflerimize de ulaşacağız. Kilidi kapatacak bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız. Şunu çok açık söylemek isterim. 15 Temmuz vari bir ihanetin ardından dünyadaki hiçbir devlet Türkiye'nin yaptığını yapamazdı. Türk Silahlı Kuvvetleri dışında dünyadaki hiçbir ordu çok kısa sürede sınırları ötesinde böyle bir başarıya imza atamazdı. Hamdolsun biz bunu başardık. FETÖ ihanetinin silahlı kuvvetlerimizin bünyesinde açtığı yaraları sarma yanında ordumuzun gücüne güç, itibarına da itibar kattık. Elbette mücadelemiz henüz bitmiş değil. Gardımızı indirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Rehavete kapılma gibi bir lüksümüz asla bulunmuyor. Çok daha iyi seviyelere geleceğimize yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha ya zafer ya şehadet diyerek ölüme meydan okuyan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor. Rabbim onlardan razı olsun diyorum. Türkiye yüzyılının inşası için emek veren, ter döken herkese teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, çelikten kanatlarıyla gurur kaynağımız olan havacılarımız aynı zamanda gök vatanın savunmasında da çok kritik roller üstlenmektedir. Terörle mücadele başta olmak üzere ülkemizin güvenliğine dair tehditlerin bertaraf edilmesinde de hava kuvvetlerimiz büyük sorumluluklar alıyor. İstikbal göklerdedir düsturuyla hava kuvvetlerimizi her alanda güçlendirmenin çabasındayız. İnsansız hava araçlarında yakaladığımız ivme sadece dost ve kardeş halklar tarafından değil, tüm dünyada gıptayla takip ediliyor. Biliyorsunuz bu alanda dünyanın ilk 3-4 ülkesinden biriyiz. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya 50'yi aşkın ülkede bizim şirketlerimizin ürettiği Türk sihaları kullanılıyor. Testleri devam eden Kızıl Elma ve Anka 3'ün devreye girmesiyle birlikte bu alanda artık yeni bir ligin oyuncusu olacağız. Milli muharip uçağımız Kaan hepimizi heyecanlandıran projelerimizin en başında geliyor. Bir taraftan 5. nesil savaş uçağımızı geliştirirken eş zamanlı olarak da Özgür projemiz kapsamında F-16'larımızı modernize ediyoruz. Atak helikopterlerimizi terörle mücadelede çok etkin şekilde kullanıyoruz. Çok amaçlı helikopterimiz Gökbey ve eğitim uçağımız Hürjet'le de önemli bir ihtiyacımızı karşılayacağız. Efes 2024 tatbikatında Hürjet ve Gökbey başta olmak üzere birçok sistemimiz ilk defa görev aldı. Sistemler sistemi olarak geliştireceğimiz Çelik Kubbe projemizi inşallah
tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz. Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak.